8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 394 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları. Sayfa 39.419. Bazen ilacımızı zamanında içmeyi unutuyor, bazen de içtiğimizi unutup aynı ilacı tekrar alıyoruz. Bu soruna çözüm amaçlı bir akıllı ilaç kapağı tasarlanmış. Bu kapak telefona indirilen bir uygulamayla çalışıyor. Bu uygulamaya ilacın adı ve dozajı giriliyor. Kullanmanız gereken zamanda ilacın kapağını açmadığınızda telefonunuza, ilacını acilen ALV, aynı ilacı içtiğinizi unutup ikinci kez almaya kalktığınızda telefonunuza, onu zaten almıştın, uyarı mesajı geliyor. Akıllı ilaç kapağını zamanında açtığınızda ise, teşekkür ederim, mesajı geliyor. Kıvanç Bey sabah alması gereken ilacını, B, öğle vakti alması gereken ilacını, Y, akşam alması gereken ilacını da, Z şeklinde uygulamaya kaydediyor. Kıvanç Bey'in telefonuna gelen mesajlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Bu bilgilere göre Kıvanç Bey'in ilaç kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Uygulamanın uyarıları, en çok pazartesi günü işine yaramıştır. B. Çarşamba günü ve ilacını içtiğini unutmuştur. C. Perşembe günü, Y. ilacını içmeyi uygulama sayesinde hatırlamıştır. D. Uygulamanın uyarılarına en çok Z. ilacı için ihtiyaç duymuştur. Cevap, D. 20. Trafik kurallarına uymayan sürücülere belirli oranlarda ceza puanı verilir. Bir yıl içinde ceza puanı 100'e ulaşan sürücünün sürücü belgesine el konur. Bazı kural ihlalleri ve ceza puanları şu şekildedir. Aynur, Meltem, Rıza ve Veysel'in bir yıl içinde aldıkları ceza puanları ile ilgili bilinenler şunlardır. Veysel 2 ihlalden toplam 35 ceza puanı almıştır. Aynur, sadece 78.1 A kanun maddesine uymadığı için ceza puanı almıştır. Meltem, farklı 2 kural ihlalinde bulunmuştur. Rıza, 3 kez aynı kural ihlalinde bulunmuştur. Meltem ile Aynur'un ceza puanları aynıdır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır? A. Veysel'in kural ihlallerinden biri de 51.2 A kanun maddesine uymamasıdır. B. Aynur ve Rıza aynı kural ihlalinden dolayı ceza puanı almıştır. C. Meltem'in kural ihlallerinden biri de 61.O kanun maddesine uymamasıdır. D. Rıza'nın ceza puanı Veysel'inkinden fazladır. Cevap, C. LGS Çalışma Kitabı, 8. Sınıf Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, sayfa 394 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.